meclisinden geçen seçim kanunu ve onun 98. maddesi söylüyor. Bir daha okuyayım. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Ama Yüksek Seçim Kurulu bir karar aldı, bu zarfları geçerli kabul etti. Niçin? Yine aynı şekilde seçim kanunun 101. maddesi. Onu da okuyorum. Kanunun ilgili maddesini aynen okuyorum. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir. Bir daha okuyayım. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir. Yüksek Seçim Kurulu toplandı. Bunlar da geçerlidir dedi. Yüksek Seçim Kurulu'na şu soruyu sormak isterim. Vatandaşlar görevlerini yaptılar. Sandığa gittiler. Oylarını kullandılar. Hiçbir itiraz var mı? Hiçbir itirazımız yok. Vatandaşın oyuna saygı, sonuna kadar saygılıyız. Ama hiçbir kurum kendisini parlamentonun üstünde göremez. Böyle bir yetkisi de yoktur. Kaldı ki yasa maddesi böyle, bu yasa maddelerine dayanarak çıkardığı genelge de böyle. Bunlar geçersizdir diyor. Ama siz oturuyorsunuz bir kişinin itirazı üzerine, iktidar partisinden birisinin itirazı üzerine bunları geçerli sayıyorsunuz. Neden? Kendinizi parlamentonun üstünde hangi gerekçeyle görüyorsunuz? Ve hangi gerekçeyle yapılan bir referandumu tartışmalı hale getiriyorsunuz? Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez arkadaşlar.